Merhaba. Bugün sizlerle birlikte amigurumi örgü göz yapacağız. Gözlerimizi birçok oyuncakta kullanabilirsiniz. Ben özellikle amigurumi bebeklerde kullanıyorum. Göz işlemesi yapmakta sıkıntı çekenler ya da göz işlemesi yapamayanlar için büyük bir kurtarıcı. Bu şekilde çok şık bebekler elde edebilirsiniz. Malzeme listemize bir göz atalım. Malzeme listemizde 3 adet farklı ip kullanıyoruz. Bunların kalınlıklarının aynı olmasına dikkat edelim lütfen. 2 adet ana rengimiz var. 1 adet de ara rengimiz var. Ara rengimizi şu kısımda, renkli olan kısımda kullanıyoruz. Gözümüz ne renk olsun istiyorsanız ara renginizi o şekilde kullanabilirsiniz. Ben mavi kullanacağım. Daha önceki kullandığım yaptığım gözlerde biraz ince ip kullanmıştım. Gözlerim daha küçük olmuştu. Şimdi ise biraz daha orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. Gözlerim biraz daha büyük olacak. Bunun için iplerimle uyum sağlayacak bir tığ seçtim. 2,50 milim bir tığ kullanıyorum. Dilerseniz şimdi gözümüzün yapım aşamasına geçelim. Sihirli halkayla başlıyoruz. İlk siyah ipimizi alıyoruz. Sihirli halkamızın içine tam 8 tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğnelerimiz çok gergin olmasın, çok sık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8.'yi kapatmıyoruz. Burada ipimizi çekerek sihirli halkamızı kapatıyoruz önce. İlmeğimizin üzerinde iki tane, tığımızın üzerinde iki tane ilmeğimiz var. Sıkıca çektik. Şimdi bu sihirli halkamızı ara rengimizle kapatacağız. Ara rengimize geçiyoruz. İki ilmeğimiz vardı tığın üzerinde ve mavi ipimizle çıktık. Bir ilmeğimiz var şu an. Şimdi normal sık iğnemiz, sihirli halkamızı kapattığımız gibi kapatıyoruz. İlmek kaydırmayla bu şekilde şuradaki kalınlık kaybı olsun biraz çekelim hatta. Şimdi buraya hemen yanındaki ilmeğe bir ikili sık iğne. Hemen yanındakine bir ikili sık iğne daha. Hemen yanındakine bir ikili sık iğne daha. Ve bir ikili sık iğne daha bir sonraki ilmeğe. Toplamda 4 tane ikili sık iğne yapıyoruz. Yani 8 tane ilmeğimiz oluyor. 2, 4, 6, 8. Şimdi bunun da son ilmeğini de yine kapatmıştık ama geri verdim. Son ilmeği de yine kapatmıyoruz. Alttaki siyah ipimize geçiyoruz. Siyah ipimizi kesmemiştik. Siyah ipimize geçiyoruz. Bu şekilde siyah ipimizle ilmeğimizi tamamlıyoruz. Şimdi aynı işlemi yani buradaki 4 ilmeğe ikişer tane sık iğne yapma işlemimizi buradaki 4 ilmeğe de uyguluyoruz. Devam ediyoruz. Ama siyah iple devam ediyoruz bu sefer. 1 ikili sık iğne 2 ikili sık iğne 3 ikili sık iğne ve burada renk değişimi yapmıştık. Tek burada evet 4 4 tane yapıyoruz ama burayı da yine kapatmıyoruz. Buranın ucu da açık kalacak. Şimdi burada beyaza geçiyoruz. Beyaz rengimizi alalım. Yine buradaki siyahı tekrar koparmıyoruz. Devam edeceğiz çünkü siyahla işimiz henüz bitmedi. Evet, şimdi beyaza geçtik. Alttan siyahı biraz çekelim. Burada ilmek kaydırma yapıyoruz. Sık iğne yapmıyoruz. Toplam 1, 2, 3, 8 tane olacak. 4, 5, 6, 7,
8. 8 tane beyazla ilmek kaydırma yaptık. Şimdi yine siyah rengimize geçiyoruz. Beyazı yine koparmadık. Şuradan çekerek düzenleme yapalım biraz. Yine şimdi siyah olan ilmeklere ilmek kaydırma yapıyoruz. Siyah renkle. 1 2 3 ilmek kaydırmayla devam ediyoruz. 4 5 6 7 ve 8. 8 adet ilmek kaydırmayı yaptık. Şimdi bu şekilde duruyoruz. İplerimizi biraz uzun keseceğiz. Önce siyah ipimizi biraz uzun bırakıyoruz. Çünkü dikişte kullanacağız. Şöyle ucundan çekiyoruz. Sıkıştıralım. Şimdi mavi ipimizde bir işimiz kalmadığı için onu kısa keseceğiz. Çünkü arkada bağlayacağız, onun işi kalmadı. Beyaz ipimizde ise buradaki parıltıyı vermek için kullanacağız ve dikişte kullanacağız. Dikişi tek renkle yapmıyoruz. Çift renk yapıyoruz. Şu şekilde arkadaki ipleri bağlayacağız. Siyahı ve beyazı bırakıyoruz. Buradaki küçük ipleri arkadan bağlıyoruz. Sökülmemesi gerekiyor. Şöyle sıkıca bir düğüm atalım. Bir sıkı düğümde buraya biraz yere koymadığım için sıkıntı yaşadım. Fazlalıklarımızı kesiyoruz. Bunlar dikerken içeride kalacak, içeride bırakacağız. Çok sıkıntı vermeyecekler bize. Gözümüzün arkasını temizledik. İpimizi iğnemize geçirdim. Şimdi beyaz ipimizde buradaki siyah bölgeye şu parıltıyı vereceğiz. Daha hoş bir bakış elde edeceğiz bu parıltıyla. Ben üstten ufak bir çizgi şeklinde veriyorum. İsterseniz V şeklinde verebilirsiniz. İsterseniz iki tane parıltı verebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Alttan şöyle kenar tarafa doğru giriyorum. Şu şekilde. Ve yine üstten alta doğru giriyorum. İlmek kaydırmaların altından yapıyorum bu işlemi. Arkasını çeviriyorum. Buradan ilmeklerin arkasından şu şekilde çıkıyorum. Ben kenarda bir parıltı olsun istedim. Çok ortada bir parıltı olsun istemedim. Şimdi beyaz ipimi dikiş için kullanacağım. Şuradan beyaz ilmek kaydırmaların şu şekilde beyaz ilmek kaydırmaların altından çıkarıyorum. Çünkü dikişte kullanacağım bu ipi, bu beyaz ipimi. İğnemi çıkardım. Bir sonraki videoda gözümüzün kafaya nasıl dikildiğini göstereceğim. Şimdilik hoşça kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.